öyle mi? Aa, arayanlar var. Peki ben tanırım, belki tanırsın, ben anons etmeyeyim. Alo, hatta mısınız? Alo, hattayım. Siz bir konuşun bakalım. Can. Efendim. Beni hatırladın mı kardeşim? Aynı şeyde odada kalıyorduk. Ben Zafer Yentür. Oğuz Moğuz. Uğurcan. Yok, Uğurcan değil. Zafer. Sen, ben, Oğuz. Yurttan arkadaş. Cengiz vardı. 7. odada kalıyorduk artık. Çok iyi hatırla. 10 sene önce. 10 sene önce aynen. Önce? Yurttan mı, sokaklardan yurttan mı? Yurttan. Yurttan. Can nasıl bir çocuktu yurtta? Can çok delikanlı bir çocuk. Kardeşim benim. Küçükken hatta maçları izlerken o zamanlar şey yapmıyordu. Nasıl diyeyim size? Zafer, televizyon sesini kısar mısın Zafer? Televizyon sesini kıs lütfen. Hemen kapattım. Tamam. Yani o zamanlar Gökhan Gönül böyle futbol televizyona çıktığı zaman bu benim abim derdi. İşte soy isiminden, ama demek ki içine doğmuş. Biz hatta derdik nereden senin abin falan filan. Aa, daha vallahi bir kayıt örneği falan yokken yani. Öyle mi? O zaman bile öyle hissediyordu. O zaman hissediyordu. Aa, bakar mısınız ya? Çok çok heyecanlı. Ben... Yani sen daha nüfus kayıt örneği çıkmadan, ekranda yokken... Yok. Sen Gökhan Gönül'ü görünce... Bilindeyken, Gökhan Gönül'ü Yaşar Bilindeyken defanslığını görüyordum. Hı-hı. Onun gibi defans yapmaya çalışıyor ve hep çabalıyordum. En sonunda bir arkadaşım dedi ki, tamam dedi, sen Gökhan Gönül gibi ilerliyorsun dedi. Hı-hı. Çok maç oynadım ama tutunamadık. Yetenekliydin yani sence, öyle mi? Baba demek ki sana çekmiş. Abiye çekmiş. Gökhan'a çekmişsin. Peki yurtta ne paylaşıyordu sizinle Zafer? Can? Yani her şeyini paylaşıyordu. Seye çektiği bizim bir futbol kulübümüz vardı. Hatta maçlara giderdi, Can'ı izlerdik. Can işte tutunamadı. Ha, oynamak istedim. Yani. Neden tutunamadın Can? Kuvvetli biri yoktu. Bir çocuk geliyor. Top oynamayı bilmiyor. Babası 10 milyar para harcıyor, tutunuyor. Destek oluyor. Biz yalnız. 20 gol atıyoruz, 40 atıyoruz, yetmiyor. Yettiremiyoruz. Bayağı gol atıyordun yani. Olmuyor. Evet. Demek ki yettiremiyormuşuz. Çok yetenekliydi, çok hızlı bir ayak. Bilekleri çok kuvvetliydi o zamanlar. Yani nasıl diyeyim size, yani şeyin Paris Saint Germain'in Messi'si gibiydi o zamanlar. Çok iyiydi futbolu. O zaman ekranda Gökhan'ı görünce bir kanın kaynıyordu demek ki. Evet, hissediyordu onu kardeşim benim. Ağlama kardeşim, ağlama. İşte bak, buldun abini. Gözün aydın olsun lan. O abisinden, yani abisi... Yok, onun sıkıntısı baba. Onun sıkıntısı ve anne. Baba, abi değil. Yani. Bir de Didem Hanım, ben şunu gördüm Can'da. Yıllar sonra böyle bir bilgiye ulaşıp Bursa'ya kadar gidiyor ve reddediliyor ya tekrar. Evet. Bütün yani. Hikaye aslında orada değil mi Can? Evet. Bütün alınganlığın, kırgınlığın, Gökhan Bey de aradı ama... Sen yine de babanın sesini, onu reddeden babanın sesini duymak istiyorsun. Ben öyle anlıyorum.